Sayın Maliye Bakanını tenzih ederek tüm kabine üyelerini en sert ifadeyle protesto etmek istiyorum. Burada 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısını görüşüyoruz. Alternatif politikalarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ana muhalefet partisinin sorumluluğu gereği ve bunu maalesef hiçbir kabine üyesi, yine tekrarlıyorum, Sayın Maliye Bakanı, Sayın Maliye Bakanı hariç hiç kimse bunu takip etmiyor. Bu sadece bir saygısızlık değil, aynı zamanda demokratik olgunluğu hazmetmemişliktir. 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısı bugünden itibaren 2 hafta boyunca Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacaktır. Bu süre içinde detaylarını tartışacağımız 2020 bütçesine ilişkin öngörülen rakamların ülkemizi etkisi altına alan sosyoekonomik sıkıntılara çözüm üretmek için yeterli olmayacak bir bütçe oluşturduğunu argümanlarımızla ortaya koyacağız. Bütçe olgusunun sadece rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir performans öngören nitelikte olması gerektiğini özellikle vurgulayacağız. Ülkemizdeki ekonomik aktivitenin arttırılması ve bunun daha fazla istihdam sağlaması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi bir takım siyasi hedeflerin bütçelerin temel unsurları arasında olması gerektiğini anlatacağız. Tüm bunların hayata geçmesinde etkin kaynak elde edilmesi ve dağılımı kuşkusuz büyük bir önem arz etmektedir. Bu bakımdan bütçe özelinde herhangi bir alana ayrılmış olan kaynağın finansal olarak o alanın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına hizmet etmesi şarttır. Aksi takdirde uygun olan bir yapısal dönüşüm hamlesiyle müdahalede bulunmak hükümetin temel sorumlulukları arasındadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak demokrasi, insan hakları ve yoksullukla mücadelede adil gelir dağılımı olgusuyla özdeşleşmiş her değere ilişkin hassasiyetimizin olduğu herkes tarafından bilinmelidir. İlke ve ideallerimiz bu olgular etrafında şekillenmektedir. Bir ilerici siyaset olan sosyal devlet anlayışı kapsamında mali sürdürülebilirliğin sağlanması, yapısal dönüşümün esas amaçları arasındadır. Dolayısıyla biz gelecek nesillerin kendilerini güvende hissedecekleri koşulların yaratılması adına her alanda olduğu gibi mali alanlarda da politikalarımıza yön vermekteyiz. Ülkeler ekonomi yönetimlerini 2 temel politika zemini üzerinde planlar ve uygular. Bunlardan birisi para politikaları, diğeri ise mali politikalardır. Ülkemizde uygulanan para ve faiz politikaları bizlerin kontrolü dışında olması nedeniyle bu zeminde herhangi bir planlama ve veya uygulama yapmamız mümkün değildir. Bu özel durum nedeniyle ekonomimizin üzerine yaslanabileceği ve plan program yapabileceği yegane ekonomik yönetim aracı maliye politikalarıdır. Maliye politikaları kendi çerçevesi içerisindeki araçlarla ekonomi yönetimine imkan sağlamakta, ayrıca ekonomik hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Ancak içerisinde ekonomik hedeflerin yer aldığı ve hükümetlerin en önemli belgelerinden birisi olan orta vadeli program, yıl sonuna çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen henüz hazırlanmamış ve yayınlanmamış bir konumdadır.
ekonomik hedef belirlemeyen maliye politikaları, özellikle para politikası olamayan ülkemizde çok büyük bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk, ülke ekonomisini belirlenen rotadan saptırır ve çevresinde oluşan konjonktürel gelişmelere göre kontrolsüz bir rotaya yönlendirir. Birçok kez tanık olduğumuz üzere mevcut hükümet de kendi yandaşlarına çıkar sağlamak ve seçmen kitlesine şirin görünmek amacıyla kamu harcamalarını ölçüsüz bir şekilde arttırarak bütçe açıklarına neden olacaktır. Bu bütçe açıklarını finanse etmek için de borçlanacaklardır. Borçlanma süreçleri bir defa başladı mı bir çığ gibi gittikçe büyüyecek ve ülke ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturacak. Bu baskıyı en fazla kamu ve özel sektör yatırımları üzerindeki olumsuz etkileriyle tanıyoruz. Kuzey Kıbrıs ekonomisinde böylesi olumsuzlukları halen yaşamakta olduğumuz da herkesin malumudur. Örneğin, son günlerde kamuoyuna da yansımış olduğu gibi geçici memur ve sözleşmeli personel istihdamları dolu dizgin devam ettiği gibi. Dolayısıyla mali disiplin elde edildiği kadar harcama yapılması oldukça önemlidir. Mali disiplini bir ekonomik hedef olarak değil, ekonomik hedeflere ulaşma çabalarını etkili kılacak sağlıklı bir yapı ve makroekonomik denge gereksinimi olarak algılamak gerekmektedir. Makroekonomik denge, toplam gelirin planlanan toplam harcamalara eşit olduğu noktada gerçekleşir. Dolayısıyla ideal maliye yönetimleri, mali olanakları göz ardı etmeden ve mali disiplini koruyarak ekonomik hedeflerine ulaşan yönetimlerdir. Bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, o ülkenin ekonomisinin büyüklüğünü ve ne kadar yerel gelir yarattığını gösterir. Diğer bir deyişle, gayri safi yurt içi hasıla, ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir. Üretimle ilgili diğer bir gösterge olan gayri safi milli hasıla da ülkede üretilen mal ve hizmetlerle birlikte ülke dışında elde edilen gelirlerin toplamıdır. Bu bağlamda devlet kamu bütçesi yoluyla maliye politikasını uygular ve makroekonomik değişkenler üzerinde etkili olmaya çalışır. Amaç ekonomik büyüme, tam istihdam, istikrar ve adil gelir dağılımı gibi temel makroekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Belirlenecek makroekonomik hedeflere ulaşma adına devletin kullanabileceği en önemli araçlardan birisi mali bütçe çerçevesinde yapılan cari ve yatırım harcamalarıdır. Bilindiği üzere bütçe mahalli gelirleri, vergiler, harçlar ve fonlar gibi gelir kalemlerinden oluşturulur. Sonra da devletin üretim ve tüketim unsurlarını finanse ederken kullanılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesinin takriben %80'i personel giderlerine ayrılıyor olsa da devletimiz yerel pazarın en büyük müşterisi konumunda olduğu da bir gerçektir. Devlet bütçesinden serbest piyasada yapılacak harcamaların ekonomik etkileri önceden planlanarak belirlenmeli ve bütçenin bu hedefler doğrultusunda kullanılmasını sağlayacak ekonomi politikaları uygulanmalıdır. Bununla birlikte ekonomik büyüme, istikrar, gelir dağılımı, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi makroekonomik hedeflere de ulaşım mümkün olabilecektir. Diğer yandan bütçe disiplini çerçevesinde uygulanacak olan tasarruf tedbirleri de
ekonomik hedeflere uyum hedeflerle uyumlu olmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, mevcut sistemimiz mali yönden sürdürülebilir değildir. Bu gerçeğin idraki içerisinde bugüne kadar sürekli hale gelen yanlışlardan ders alarak bütçemizi objektif bir zeminde tartışmak asgari sorumluluğumuz olduğunu değerlendirmekteyim. 2020 bütçe yasa tasarısı maalesef istikrar sunmak yerine sabit ve dar gelirli çalışanları daha da fakirleştirecek, ekonomik aktiviteyi azaltacak ve özel sektör sermaye yatırımlarını ürkütecek öngörülerle karşımızda durmaktadır. 15 aylık iktidar döneminde Erhürman hükümetinin bütçe disiplini yaratmak ve kamu maliyesini istikrara kavuşturmak uğruna uyguladığı politikalar, mevcut iktidar döneminde dolaylı vergilerin doğrudan vergileri aşmasıyla maalesef tehlike altına itilmiştir. Bu duruma bir de Türk lirasındaki dalgalanma eklenince sonuçlar önce halkımızın satın alma gücünü, sonra da ekonomik çarkları olumsuz etkilemiştir. Yatırımcı, sanayici, ithalatçı, küçük esnaf, zanaatkar ve tüccar bir bütün olarak içinde bulundukları ciddi zorlukları açıkça ve haykırarak dile getirmektedirler. Böyle bir ekonomik ortam içinde 2020 bütçe verilerinin vatandaşa ve piyasaya umut vadeder olması en büyük beklentimizdi. Ancak bu rakamları değerlendirdiğimizde derin bir hayal kırıklığı ve endişeye kapılmamak mümkün değildir. 2020 bütçesi 2019 yılına kıyasla %14.4 oranında bir artış göstermektedir. Bütçenin sunduğu hayat pahalılığı ise %11.9 oranında öngörülmektedir. Türkiye'deki ekonomi ve finans uzmanları gelecek yılın enflasyonunu takriben %15 oranında öngörürken, Türk lirasının değerine ilişkin ciddi kaygılar belirtirken ve Türkiye tarafından gönderilmesi beklenen altyapı ve reel sektör destek miktarı belirsizliğini korurken, %11.9 hayat pahalılığı sabit gelirli çalışanların refah seviyelerini korumaya yeterli olmayacaktır. Bir başka deyişle, ülke genelinde daha da cılızlaşacak bir yapıya doğru gittiğimizi üzülerek belirtmeliyim. 2019 yılında takriben 4,5 milyar Türk lirası olarak öngörülen mahalli gelirler, dörtlü koalisyon hükümetinin vergi oranlarında uyguladığı başarılı düzenlemeler sayesinde 600 milyon Türk lirası bir artışla toplam 5,1 milyar lira olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla geçen yıla ait bütçe açığının elde edilen ek mahalli gelirle büyük ölçüde düşürüldüğü görünmektedir. Bir başka deyişle, yıl sonu itibarıyla gerçekleşmesi beklenen gelir vergisi gelirlerindeki takriben 400 milyon lira ve kurumlar vergisi gelirlerindeki takriben 140 milyon lira artışlar, 2019 yılı bütçesinde 825 milyon lira olarak öngörülen açığı, 2020 yılı bütçesinde öngörülen 578 milyon liraya düşürmüştür. 2020 yılı bütçesinde mahalli gelirlerin sadece %10'un altında bir artışla 5,6 milyar lira olarak öngörüldüğünü vurgulamak zorundayım. Bu da kayıt dışılığı önleme,
denetim ve etkili vergi toplama gibi hedeflerin oldukça uzakta olduğunun bariz göstergesidir. Her fırsatta yerel gelirlerin artırıldığını savunan Sayın Maliye Bakanı, rakamsal olarak öngörülen artışın enflasyonla kıyaslandığı zaman gerçek olarak yansıtılamayacağını itirak etmesi gerekmektedir. 2020 bütçesinde Türkiye Cumhuriyeti hibe katkılarında önemli artışlar söz konusudur. 2019 yılında bu miktar altyapı ve reel sektör desteği için 245 milyon lira ve savunma için 450 milyon lira olmak üzere toplam 695 milyon liraydı. 2020 yılı için öngörülen ise altyapı ve reel sektör desteği için 310 milyon ve savunma için 650 milyon olmak üzere toplam 960 milyon Türk lirasıdır. Diğer yandan geçen yıl 575 milyon lira olarak öngörülen krediler kalemi bu yıl için 440 milyon lira olarak öngörülmektedir. Bu da Türkiye'nin bütçeye doğrudan katkısını azalttığını göstermektedir. Geçen yıl Türkiye'den aktarılması beklenen 1 milyar 270 milyon lira mali kaynak takriben 680 milyon lira olarak gerçekleştiği görülmüştür. Dolayısıyla 2019 yılında gerçekleşen ile 2020 yılında öngörülen arasındaki farka bakıldığında %105 oranında bir artış öngörüsü olduğu görülmektedir. Kaynak akışına yasal zemin teşkil eden protokolda olabilecek gecikme ve veya sıkıntılar bütçeyi ciddi bir riske sokacak ve aslında gerçek bütçe açığını gizleyecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her yıl olduğu gibi 2020 yılında da gider kalemlerinin en büyüklerini oluşturan personel giderleri ve cari transferlerin bütçenin takriben %78'ine tekabül etmekte olduğunu gözlemlemekteyim. Bu da yol, hastane, sağlık, eğitim ve tarım alanlarındaki acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kamu yatırımlarına gereken bütçenin ayrılamayacağı anlamına gelmektedir. Faiz giderleri 230 milyon liradan 360 milyon liraya, yani %56,5 oranında bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Ancak Türkiye'den beklenen kaynak akışında bir sıkıntı olursa toplam giderler bütçe açığını daha da büyütecektir. Sermaye giderlerinin bu yıl 185 milyondan 221 milyon liraya, yani %18,9 oranında artırıldığını görüyorum. Devlet adına yapılan kamulaştırma, sabit sermaye bakımı, gayrimenkul alımı gibi harcamaları içeren bu bütçe kaleminde enflasyon üzerinde bir artış öngörülmüş olması, bu kalemdeki yatırımların daha fazla hedeflendiğini göstermektedir. Ancak geçen yıl bu kaleme ayrılmış olan bütçenin ne kadarı harcandı bilmiyorum. Dolayısıyla 2019 yılında öngörülenlerin 2020'de de gerçekleştirileceğini düşünülmüş olabilir. Fiyat İstikrar Fonu'nun bu yıl 770 milyondan 890 milyon liraya, yani %15,5 oranında artırıldığını görüyorum. Fiyat İstikrar Fonu'nun geçen yıla ait öngörüsünün tutturulduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada bir artış olması öncelikle petrol fiyatlarındaki seyir ve dolar kuruna bağlı olduğu kanaatindeyim. Ayrıca 2018 yazında Türk lirasında meydana gelen değer kaybı karşısında
Erhürman hükümeti tarafından akaryakıt ve sigara fiyatlarına yapılan ve rekabet avantajı sunan bir düzenleme sayesinde güneyden kuzeye geçen tüketicilerin yaptığı alımlarda meydana gelen artışların etkisinin de olduğunu değerlendirmekteyim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısını hazırlayan Maliye Bakanlığı bürokratlarına, katkılarını esirgemeyen tüm personele, gerek komite gerekse genel kurul aşamalarında bizlerle birlikte yoğun mesai yapmış ve yapacak olan tüm meclis personeline ve çalışmalarımızı titizlikle takip eden basın mensuplarına en içten duygularla teşekkür ederim. 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısının sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurabileceği, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlayacağı, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabileceği ve adil gelir dağılımı sunabileceğine dair ciddi zafiyetleri olduğunu gözlemlemekteyim. Başta söylediğim gibi bu rakamların ülkemiz genelinde bir fakirleşmeye yol açacağını değerlendirmekle birlikte tamamen yanılmayı umuyorum. 2020 şüphesiz 2019'a kıyasla çok daha zor bir yıl olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bütçe yasasının ülkemize hayırlı olmasını diler. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.